Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un Note serisinin son telefonu Note 9'u inceliyoruz. Arkadaşlar, videomuza geçmeden önce sizlere bir adet sesli kitap platformundan bahsetmek istiyorum. Adı Storytel. Storytel içerisinde 400'den fazla Türkçe, 22.000'den fazla da İngilizce sesli kitaba ulaşabiliyorsunuz. Tamamının profesyonel seslendirmenler tarafından seslendirilen bu kitapları istediğiniz her yerde rahat rahat dinleyebilirsiniz. İsterseniz dışarıya çıkacağım, benim mobil verim yok falan filan deyip çevrim içi indirip daha sonra çevrim dışı dinleme şansınız da var arkadaşlar. Birçok farklı tarzda kitap bulabileceğiniz Storytel'e dilerseniz web üzerinden kampanyalı fiyatıyla, dilerseniz uygulama üzerinden de tek bir tuşla abone olabilirsiniz. Kullanıcılar İlber Ortaylı'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yabancılardan Homo Deus, Sapiens, ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı gibi eserleri, aynı zamanda yerli edebiyatımızdan da birçok önemli eseri Storytel'de bulabiliyorlar. İlk 14 günün ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Daha detaylı bilgiyi de hemen açıklama kısmındaki bağlantıdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Genellikle incelemelerimize kamerayla başlıyoruz arkadaşlar. Ancak Note serisinin durum farklı. Bu yüzden geliştirilmiş S Pen ile videomuza giriş yapalım. S Pen artık Bluetooth ile birlikte telefonumuzu uzaktan kontrol etmemize olanak sağlıyor. Peki bu ne işimize yarıyor ve nasıl kullanılıyor? Kalemin üzerindeki tuş sayesinde telefonda bazı şeyler yapabiliyoruz. Ayarlardan istediğimiz uygulayı atabildiğimiz tuşa hazır olarak kamera atanmış şekilde geliyor. Kalemi yuvasından çıkarıp üzerindeki tuşa basılı tuttuğumuzda kamera açılıyor. Kameradayken de bir kere basarsak fotoğraf çekebiliyor, iki kere basarsak da ön kameraya geçiyor. Böylece de selfie çekmek daha kolay bir hale geliyor. Tabi istersek tuşun özelliğini video kaydına girmek için de kullanabiliriz. Tamamen özelleştirebiliyoruz. Tek kullanım alanı burası değil. Mesela galerideyiz diyelim, fotoğraflarımıza bakıyoruz. Tek basış bir sonraki, iki basışta bir önceki fotoğrafa geçiyor. Veya YouTube'da video izliyoruz. Yine aynı tuş ile videoyu durdurup oynatabiliyoruz. Tüm bunları yaparken Bluetooth'lu olduğu için bir şarja ihtiyaç duyuyor. Ancak şarj pek sıkıntı çıkarmaz sizlere. Şarj için de direkt yuvasına takmamız yeterli kalemi. Yuvasından çıkardığımız zaman yaklaşık yarım saat dayanıyor şarjı. Yuvasına geriye koyduğumuz zaman da 40 saniyede tam şarja ulaşıyor. Yani çok kısa bir süre, o yüzden şarj meselesini sorun etmeyin. 10 metrelik bir alanda çalışabiliyor S Pen. Kalemin basınç hassasiyeti 4096 seviyesinde, ayrıca ucu da 0.7 mm. Bu özelliklerle birlikte S Pen gerçek kalem hissiyatına oldukça yaklaşmış durumda. Gerek not alırken, gerek bir şeyler karalarken falan gerçek bir kalem tutuyormuşsunuz hissini sizlere veriyor. Bu arada sarı renkte S Pen sadece okyanus mavisi modelinde var. Gece siyahı denilen modelde siyah bir kalem, aynı zamanda bir de mor renk var, ondan da mor bir kalem çıkıyor. Şimdi sıra geldi kamera detaylarına. Kamera tarafında Note 9'da devrimsel bir yenilik görmüyoruz. S9 Plus'ta olduğu gibi f1.5 ve f2.4 olmak üzere ışık koşullarına göre değiştirebileceğiniz iki diyafram mevcut. S9 Plus zaten düşük ışıkta oldukça iyi işler çıkartıyordu. Note 9'da da aynen devam ediyor. Çift kamerayla hem bokeh efektini yakalayabiliyoruz hem de 2 kat optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. 12'şer megapiksellik bu kameralar ile çift OIS sayesinde fotoğraflar daha az titriyor. Kameramızda artık yapay zeka desteği de mevcut. 20 farklı senaryoyu algılıyor ve en güzel fotoğrafı sizlere yakalamaya çalışıyor. Ön kameraya geldiğimiz zaman da 8 megapiksel değerini görüyoruz. Ön kameramızda otofokus olduğunu hatırlatalım. Ayrıca yine S9 Plus'ta gördüğümüz AR emoji desteği bu telefonda da mevcut. Video tarafına baktığımız zaman arka kameramızda 4K videoları saniyede 60 kare olarak çekebiliyoruz. Ayrıca ultra ağır çekim modu bu telefonda da mevcut. Saniyede 960 karelik ağır çekim videolar çekme şansınız var. Ön kamera ile de saniyede 30 kare 1440p videolar çekebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Note 9 üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Genel olarak özetlemek gerekirse eğer S9 Plus'ın kamerasını sevdiyseniz Note 9'unkini de seveceğinize eminim çünkü kağıt üzerinde çok fazla bir farkları yok. Bizler zaten S9 Plus'ın da kamerasını beğenmiştik. Note 9'un da gayet güzel bir kamerası var arkadaşlar. Sıra geldi tasarımdan bahsetmeye arkadaşlar. Telefonu ön taraftan baktığınız zaman Note 8'i birbirinden ayırt etmek oldukça zor. Yani bambaşka bir telefon bekliyorsanız sıradaki Note serisini beklemekte fayda var. Note 8 ile aralarında sadece 6 gram kadar bir ağırlık farkı, 0.1 inç kadar da bir ekran farkı ve ufak tefek kasa boyutları farkı var. Yani gözle pek fazla seçemeyeceğiniz farklar diyebiliriz. Note 8 ile kıyasa devam edersek arka tarafa baktığımız zaman parmak izi okuyucusu kameraların sağından hemen ortaya ve aşağıya gelmiş. Bu bence oldukça önemli bir geliştirme. Konum açısından daha rahat ulaşılabilir. 6.4 inçlik %84 ekran gövde oranına sahip telefonumuzda arka ve ön tarafta Gorilla Glass 5 bulunuyor. Arka tarafta cam olduğu için bu telefonların kaçınılmaz kaderi çok fazla parmak izi bırakıyor. Ekranımız bizlere 1440x2960 çözünürlük ve 18.5'e 9'luk bir en boy oranı sunuyor. Ekranın alt ve üst tarafında çerçeveleri görüyoruz. Samsung henüz çentik furyasına katılmadı. Belki de hiçbir zaman katılmayacaklar. Bu tasarım dilini devam ettirecekler. Ekranın üst kısmında AIS bölümü de hoparlör işlemini aynı zamanda görüyor. Yani alt tarafta ve üst tarafta olmak üzere stereo hoparlörümüz var. Ayrıca kulaklık girişimiz de aktif olarak yerini koruyor. Telefonumuzda güvenlik önlemi olarak hem parmak izi hem de yüz ve iris taramayı birleştiren akıllı tarama mevcut. İkisi de gayet düzgün çalışıyor. Telefonda IP68 sertifikası var. Zaten kutu açılış videomuzda da göstermiştik. Su altında kalemi aktif olarak kullanabiliyoruz. Yağmurlu havalarda falan işe yarayabilecek bir özellik. Android 8.1 olarak çıkıyor kutudan telefon ve 3 farklı renk seçeneği var. Okyanus mavisi, gece siyahı ve lavanta moru olmak üzere. Tasarım olarak aslında çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Note 8'in tasarımı hoşunuza gidiyorsa Note 9'da beğeneceksiniz arkadaşlar. Bu olumlu mu olumsuzluk mu artık o sizin takdirinize kalmış. Şimdi biraz da teknik özellik ve pil durumundan bahsedelim. Teknik özellik bakımından Note 9 bu sefer S9 Plus'a daha çok benziyor. Ülkemizde Exynos 9810 ile satılacak telefonun Snapdragon 845 barındıran modelleri de mevcut. Grafik işleme biriminde de Mali G72'yi görüyoruz. Depolama tarafında önemli yenilikler var. 128 GB depolama ve 6 GB RAM var bu giriş modeli için. Ancak 1000 lira daha verirseniz 512 GB depolamaya ve 8 GB'lık RAM'e kavuşuyorsunuz. Bunlar ciddi rakamlar. Hatta 512'lik olan modele bir de 512'lik micro SD kart aldığınız zaman o zaman telefon 1 TB oluyor. Yani telefonunuzu bildiğiniz bilgisayar gibi rahat rahat kullanabilirsiniz. Peki pil durumu nasıl? Gelin biraz da ondan bahsedelim. Batarya konusunda Samsung bonkör davranmış ve 4000 mAh'lik bir bataryayı telefonun içine koymuş. Bu da Note 8'den 700, S9 Plus'tan da 500 mAh daha fazla anlamına geliyor. 4000 mAh'lik bu batarya benim test ettiğim 2-3 günlük süreç boyunca bir günü rahatlıkla çıkartabildi. Yani şarj konusunda üzmedi telefon. Peki oyunlarda ne yapacak? Gelin buna bakalım. Bir de telefonun içinde sıvı karbon soğutma sistemi varmış. Bu da ısı durumuna nasıl etki edecek? Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık. Şarjımız %91'den %88'lere düştük. Gayet iyi diyebiliriz bu değer için. Sıcaklığımız 28.1 dereceden 34.6 dereceye çıktı. Yani bizim 10 dakikalık testimizde bu karbon sıvı soğutmanın çok fazla işe yaramadığını görüyoruz. Sıcaklık normal bir telefonda gördüğümüz değerler kadar yükselmiş. Oyun testimize de baktığımıza göre artık yavaş yavaş son sözlerimize gelebiliriz. 128 GB olan model 6500 TL, 512 GB olan modelde 7500 TL aralarında 1000 TL'lik bir fark var. Telefonun öne çıkan tarafları tabii ki mükemmel hafıza seçeneği, güçlendirilmiş S Pen'i ve batarya kapasitesi. Ancak elinizde yeni bir amiral gemisi varsa bence geçmek için yeterli sebepler değil. Hele ki elinizde S9 Plus veya Note 8 varsa şimdilik bir sonraki telefonu beklemek biraz daha doğru olabilir. Bunun dışında artık telefonunuz eskidiyse ve kalemi olan bir telefona ihtiyacınız varsa Note 9 sizin bütün ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecektir her açıdan. Kaleme çok ihtiyacınız yoksa da ve yine illaki bir Samsung alacaksanız o zaman Note 9 yerine de S9 Plus veya S9'a da yönlenebilirsiniz arkadaşlar diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy Note 9'u inceledik arkadaşlar. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.